Evet, haber merkezince hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, koronavirüs nedeniyle Erzincan'ın yaşadığı ekonomik daralma ve sorunların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Bakın çiftçi... Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, koronavirüs nedeniyle Erzincan'ın yaşadığı ekonomik daralma ve sorunların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Karasu, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü ardından birçok sektör olmak üzere tüm sosyal ve hayatın durduğunu kaydettiği araştırma önergesinde, salgın nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı tarım, hizmet, finans sektörü ve bu sektörde çalışan vatandaşımız önemli ölçüde gelir kaybetmiştir dedi. Salgının en fazla Anadolu şehirlerini etkilediğini de belirten Karasu, hali hazırda çok zor koşullarda büyük fedakarlıklarla Anadolu'nun çeşitli illerinde üreten ve çalışan vatandaşlarımız salgından en fazla mağdur olan kesim olmuştur. İfadelerini kullanırken, bu illerimizin başında ise Erzincan ilimiz gelmektedir. Erzincanlı çiftçimiz, esnafımız ve işçilerimizin geçim derdi bir kat daha artmıştır dedi. Erzincan ekonomisi için üniversitenin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Karasu, öğrencilerin eğitime verilen ara nedeniyle memleketlerine dönmesiyle kentin önemli bir gelir kaynağından da mahrum kaldığını kaydetti. Karasu, Erzincan ilinde koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik daralmaya çözüm üretmek ve kent ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak normale dönüş sürecinin en önemli ayağıdır ifadelerini kullanırken, Erzincan ilinde yaşanan ekonomik daralmanın incelenmesi ve gereken tedbirlerin alınması için Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılması gerektiğini kaydetti. Erzincan'ın Karakaya beldesi eski muhtarlarından ve bir dönem Üzümlü ilçesi İl Genel Meclisi üyeliği görevinde bulunan Salim Aksu, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. İlk muhtarım işte köy olarak. Erzincan'ın Karakaya beldesi eski muhtarlarından ve bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Üzümlü ilçesi İl Genel Meclisi üyeliği görevinde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun amcası Salim Aksu, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Aksu'nun kiraz toplamak için ağaca çıktığı ve dengesini kaybederek ağaçtan düştüğü öğrenildi. Aksu, Üzümlü Devlet Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salim Aksu, ERT'de yayınlanan Gamze Yollarda programına konuk olmuştu. Su depomuz mesela 2015 yılında geldim, burada yapılaşma hızlı bir şekilde ilerlediği için acil. Sayın seyirciler, Erzincan'ın Üzüm ilçesinde yaylada doğum sancısı başlayan kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yaylaya çıkan ekipler hamile kadını sağlık ekiplerine teslim ederek hastaneye ulaşmasını sağladılar. Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Karacalar Köyü Tamçar Yaylası'nda gece saatlerinde doğum sancısı başlayan 31 yaşındaki Zeynep Aydın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu. Aydın'ın yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 ekiplerinin ulaşımın güçlükle sağlandığı yaylaya çıkmaması üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri gönderildi. Ekipler yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından yaylaya ulaştılar ve doğum sancısı çeken kadını yayladan indirerek sağlık ekiplerine teslim ettiler. Hamile kadın 112 ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali yine kazaya neden oldu. Demirkent Mahallesi'nde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken hızını alamayan otomobil park halindeki bir araca çarparak bahçe duvarından içeri girdi. Erzincan Demirkent Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü daha sonra park halinde bulunan başka bir araca çarptıktan sonra sitenin bahçe duvarını yıktı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi araç içinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs Tütenli köyünde bir akrabasının evinde yakalanarak suç aleti tabancayla birlikte ele geçirildi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi araç içinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi Kelkit ilçe stadı yanında KY, LS ve YÖ birlikte alkol aldılar. İddiaya göre bir süre sonra tartışmaya başlayan KY, ön koltukta oturan arkadaşı LS'ye hareket ettiği gerekçesiyle ruhsatsız tabancasıyla kafasına ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından LS'nin cesedi otomobili Gerdekli Hisar Köyü Dereyüzü mevkisinde araziye bırakıldı. Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheli KY'yi Tütenli Köyü'ndeki bir akrabasının evinde yakalarken cinayette kullanılan bir adet el yapımı 9 mm tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ve 6 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan KY ve YÖ'nün sorguları devam ediyor. Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüse yakalandı. Başkan Maçoğlu yaptığı paylaşımda tedavi sürecinin başladığını belirtti. Yaşadığı boğaz ağrısının ardından hastaneye müracaat eden Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Maçoğlu yaptığı paylaşımda Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecinin başladığını ifade etti. Değerli dostlar, herkese merhaba. Dün akşam boğaz ağrısı ve ateşle hastaneye başvurdum. Bugün test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Sadece biraz boğazım ağrıyor. Çok merak etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Erzincan'da maske takmanın zorunlu olduğu bu günlerde semt pazarlarında tedbirler üst seviyede uygulanıyor. Yoğunluğun yaşandığı salı pazarında alıcılar ve satıcılar maske takarak alışveriş yaparken polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Pazarı ziyaret edenler arasında belediye başkanı Bekir Aksun da vardı. Erzincan'da koronavirüs ile mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu bu günlerde semt pazarında tedbirler üst seviyede uygulanıyor. Yoğunluğun yaşandığı salı pazarında alıcılar ve satıcılar maske takarak alışveriş yaparken polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Elite Haber'e konuşan Pazarcılar Derneği Başkanı Cüneyt Demir, Erzincan halkının ve pazar esnafının kurallara uyarak bilinçli bir şekilde alışveriş yaptığını söyledi. Salı pazarını ziyaret eden belediye başkanı Bekir Aksun ise alınan tedbirlerin uygulandığını dile getirdi. Zaten koronavirüs ortaya çıktı çıkalı pazardaki tedbirler zaten en üst seviyedeydi ki hala devam ediyoruz. Sağ olsun zabıtamız, polisimiz görevini tam manasıyla yapabiliyor. Pazarcılarımız da alışkın. Gelen müşterilerimiz de zaten bu sürece alışkın bir şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar. Şu an pazarımız hem canlı hem herkese hitap edebiliyor. Hizmet konusunda da bir eksiğimiz yok. Sağ olsun insanlar da bilinçli bir şekilde bize yardımcı olabiliyorlar. Çok teşekkürler yani bu konuda. Geçen seneyle bu sene arasında fiyat farkları ve müşteri farkı var mı? Müşteri potansiyelimiz zaten yıl içerisinde genelde belli süreçlerde çok da olabiliyor. Kış sürecinde biraz düşebiliyor ama şu an köylü mahsulünün çıkma dönemi. Hem müşterilerimiz hem de buradaki o satıcılarımız yani malzemeyi hem uygun satarlar. Müşterilerimiz de fazlasıyla pazarı tercih ediyorlar yani bu konuda. Üzüm yaprağı nerenin kilosu ne kadar? Şimdi üzüm yaprağı Göller'in, Çimin'in, Pişkidağ'ın, Karakaya'nın, Sırnaz, Erdene tarafından getiriyoruz. Kilosu şu anda çok düştü. 10 lira. 8 liraya oradan gelişi var zaten. 9 liraya bize maliyeti var. 10 liraya maliyeti var. 10 liraya satıyoruz. Bugün kampanya. Şimdi zaten bir hafta 10 gün süresi kaldı bunun. Şu anda tam taze zamanı. Bir hafta sonra zaten kartlaşır. Ne gibi yemekleri yapılıyor? Bunun zeytinyağlısı, sarması işte şeye vuruyorlar, bidonlara vuruyorlar bunları. Salamura yapıyorlar. O şekilde yani. Sattığınız domates nerenin ve kilosu ne kadar? Amasya domatesi 3 kilo 10 lira. Geçen seneyle bu senenin arasında fark var mı? Geçen sene fiyatlarımız biraz daha uygundu. Bu sene hem mevsimlerden dolayı hem yağışlardan dolayı fiyatlar biraz daha şişkin.
Geçen sene yerli malımız çıktığında, Ercan'ın kendi ürünü çıktığında biraz daha uygundu. 1 liraya 2 liraya kadar salata satabilirken şimdi salatamız 3 lira, 3,5 lira. Bayağı pahalandı geçen sene bu sene arasında. Erzincan ürünlerinden şu anda kabağımız, salatamız çıkmıştır. Fasulye çıktı ama böyle tam teşkil olaraktan değil. Az olarak şu anda çıktı bir şey olarak ama diğer ürünlerimiz, maydanozumuz falan çıktı. Başka şu an ürünümüz yok. Dışarıdan geliyor. Domatesimiz falan hepsi Antalya geliyor. Amasya geliyor. Fiyatlar ne alabilirim? Fiyatlar şu an normal yani. Çok da pahalı değil yani bu şeye göre. Domates 3 kilona veriyoruz. Salata yerli 3 kilo 10 liraya çok güzel bir hem de tazedir böyle şey olarak da. Biberlerimiz 4'e falan veriyoruz 4 lira. Fasulyemiz 7'ye var, 8'e var. Cinsine göre barbunya var 10 lira. Mesela tazedir, güzeldir fasulyelerimiz. Sebzeler kalitelidir. Aynı zamanda pazarlar kalitelidir. Çok vatandaşı bekliyoruz yani pazarlarımıza. Ürünleriniz nerenin, fiyatlar nelerdir sayabilir misiniz? Abi şu an Antalya sezonunun sonu hemen hemen. Amasya sezonu başlıyor domates salata. Erzincan yerli salatası çıktı. Yerli mahsuller yavaş yavaş çıkıyor işte. Salata kabak öncelikli. Yerli domatesimiz de bir 15-20 güne hemen hemen başlayacak inşallah. Fiyatlar nelerdir? Abi fiyatlar domates şu an 3 kilosunu 10 liraya satıyoruz. Hemen hemen 3 liraya falan tekabül ediyor. Salatalık aynı 3 lira. Biberler bu ara biraz pahalı. Biber patlıcan 5 lira. Kabak yerli kabak var 2,5 lira. Zam şampiyonu hangisi? Abi zam şampiyonu şu an biber diyorum ya. Biber evet 5 lira 6 lira civarı işte. Şu an biber biraz fiyatı pahalı yani. Erzincan ürünü çıktı. Salatası var, biberi var. Fiyatlar uygun. Domates salata şu anda 3 kilo 10 lira. Biberler 4 lira. Patlıcan kabak 4 lira. Limon var. 5 tane 5 lira. Karpuz 1,5. Peki zam şampiyonu hangisi? Zam şampiyonu şu anda biber gidiyor. Biber. Ne kadar kilosu? 5 lira biberin kilosu. Peki geçen yılla bu senenin arasında fark var mı? Çok fark var. Geçen yıl 2,5'tu. Bu yıl 2 lira fark var. Yani pahalı mı? Pahalı. Şu anda pahalı. Sattığınız ürünler içerisinde Erzincan ürünü var mı? Fiyatlar ne kadar? Şu anda sattığımız bütün ürünlerin Erzincan, bir tek bezelye Samsun. Gerisi hep organik ve yerli kendi ürünlerimiz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar işte maydanoz 1 lirayla 1,5 arası destesi veriyoruz. Bence cazip ve uygun. 3 kilo 3 lira. 3 kilo lira. Domates, salata, biber, patlıcan, kabak 3 kilo. Erzincan-Sivas Karayolu Zara ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Araç sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sivas Erzincan Karayolu Zara ilçesi Tödürge Gölü mevkiinde EK idaresindeki araç Tödürge Gölü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köylerinin yollarıyla Üzümlü ilçesi bağlantılı yol ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ulaşıma açıldı. Erzincan'da önceki gün etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan Günebakan ve Çadırtepe köylerinin yolları ile Üzümlü ilçesi bağlantı yolunun ulaşıma açılması için Devlet Su İşleri ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kapanan yollardaki taş ve toprak birikintileri temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı. Devlet Su İşleri ekipleri tarafından 2 ekskavatör, 1 greyder ve 2 kamyonla yapılan çalışmalar sonucu menfezlerdeki selin getirdiği rüsubat temizlenerek sel suyunun çevrede yer alan yerleşim yerlerine ulaşması engellenmesiyle birlikte can ve mal kaybının önüne geçildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ulaşım yeniden sağlandı. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza.
Erzincan 13.26, Erzurum 6.21, Sivas 8.23, Gümüşhane 8.26, Bayburt 7.23, Giresun 16.22, Elazığ 12.27, Tunceli 9.27, Bingöl 11.27, Malatya 11.26, Yozgat 8.19, Amasya 14.23, Kars 5.23, Van 7.21, Ağrı 7.24 derece. Dolar alış 6.81, satış 6.82. Euro alış 7.58, satış 7.59. ...22 ayar altın bilezik alış 346.02, satış 349.52. Tam altın alış 2522.15. Yarım altın alış 1261.08. Çeyrek altın alış 630.54'ten işlem görüyor. ERT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.